Tavşan. Tavşanlı Yiğit ikinci yarıya hazır. Bölgesel amatörde mücadele eden Tavşanlı Yiğit Spor Teknik Direktörü Sertaç Gezer, Antalya kampının ardından ikinci yarıya hazır olduklarını ifade etti. İlk yarıyı Anadolu Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada bitiren Kırmızı Siyahlılar, yaptığı antrenmanlar ile ikinci yarıya hazırlandı. Tunç Bilek Beldesi'nde bulunan TKL Yiğit Spor Sosyal Tesislerinde yönetim ve futbolcuları ziyaret eden basın mensupları, ikinci yarıya şampiyonluk için kenetlenmiş olarak hırslı ve özverili çalışmaları ortaya koydukları görüldü. İkinci yarıya 4 transfer yaparak giren Yiğit Spor'da hedef sezon sonu şampiyonluğa ulaşarak 3. lige yükselmek. Herkes işi herkesin boşluğu vardı ya. Hazır ama. İşte bir şans gol atamıyor falan filan. Gol değil mi? Evet, şu anda sevgili izleyicim Tunç Bilek'teyiz. Yiğit Spor'un hazırlık kampını takip ediyoruz. Yanımızda Sertaç Gezer hocamız var. Sertaç hocamızdan Yiğit Spor'un ikinci yarı hakkındaki hem transferleri hem antrenman hakkında bilgiler alacağız. Sayın hocam, evet. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Hocam nasıl takımımızda son durum? Son durumumuz iyi. İşte kardan dolayı bir antrenman yapamadık. Sağ olsun. İki tane buranın kulübü, Akıncılar ve Tepecik sahasını verdi bize. Orada yaptık, salonda çalıştık. Sonra da sağ olsun yönetimimiz açtırdı sahamızı. Şimdi artık burada çalışmaya başladık. Bir haftadır, 10 gündür burada çalışıyoruz Tavşanlı'da. Tabii şartlarda biraz zorluk. Şartlar zor. Ama herkese zor. Evet. Bize değil, herkese zor. O yüzden bu şartların üstesinden gelecek güce sahibiz. Transferimiz nasıl sonra? Transfer yaptık. Bir kaleci aldık. Harun. Ortasamıza Emirhan'ı aldık. Bir de sol bek mevkine Polat aldık. Üç tane oyuncu aldık. İki tane de genç oyuncu kattık kadromuza. Tabii bizden ayrılanlar da oldu. Çoğu da kendi isteğiyle gitmek istedi çocuklar. Hedefleri doğrusu da bizden yollarını açtık. Helalleştik çocuklarla ayrıldık. Sert hocam, bayağı bir büyük beklenti var taraftarımız. Evet. Nasıl şu anda durumumuz, yani iyiyiz. Yani şey olarak bir sıkıntımız yok. Tabii ikinci yarılar daha zor geçer. Evet. Her zaman bu ligde ikinci yarılar daha zor geçer. İlk oynayacağımız maç mesela Gerede maçı. Adamlar komple bir takım değiştirdiler yani. 10-12 tane transfer yaptılar. Kampta aynı yerdeydik. Ama onlara yenecek güce sahibiz. Onları da bu sağ statta, kendi ada statımızda yeneceğiz. Yani İnşallah hocam. Biz o potansiyele sahibiz. Tavşan Ligi'de pes etme gibi bir şey yok, şansı yok. Benim hem karakterisi olarak hem de kulübün yapısı olarak bu kulüp pes etmez. Sonuna kadar da kovalayacaktır. Şartlarımız doğrultusunda tabii. Şartlarımız doğrultusunda bu kulüp sonuna kadar o şehre, bu şehre, bu taraftara en iyi, layık olduğu şeyi verecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok sağ olun hocam. Tunç Bilek'teydik, Sertaç Gezer hocamla birlikteydik. Evet. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ bizlere en röportajını kabul ettiği için. Ayağınıza hocam sağ başarınızı devam sağ ederiz. Eyvallah. İnşallah ikinci yarı daha iyi şeyler bekleriz inşallah. Daha iyi olacak, merak etme. Siz destek verin yeter. Her zaman destek eyvallah, hocam. Teşekkür ederim. Evet, siz tanıdınız. Polat Ertek. Muğla'dan geliyorum. Muğla'lıyım. Aydın Büyükşehir Belediyespor'daydım ilk devre. Sol bek oynuyorum. İnşallah katkı vermek için buradayız. Hedefimiz belli. İyi çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda İstediğimiz hedefe ulaşacağız hep beraber. Şimdi isim soy isim. İbrahim Kongur. Ünyespor'dan geldim buraya. Denizliliyim normalde. Yani hedefi doğrultusunda şampiyonluk olduğu için o hedef doğrultusunda geldim buraya. İnşallah katkı vermek için elimden geleni yapacağım. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şu anda Yiğit Spor tesislerindeyiz. Yanımızda İmran Kılıçbay'ın transferimizden.
Emrancığım biraz kendinden bahseder misin? Kemer Spor'dan geliyorum. Muğla'lıyım. İnşallah yolun sola şampiyonlukla biter. İnşallah. Tek hedefimiz o. Seni izleyeceğimiz şu anda spor tesislerinde kaptanımız Tümüç'ün Açlık ile beraberiz. Tümüç'cüğüm önce merhaba. Takımın genel durum hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? İkinci yarıya önce burada başladık. İyi bir hafta geçirdik. Sonra Kemer'e kampa gittiğimizde de çok güzel bir zaman geçirdik. Üstüne koya koya antrenmanlarımızla beraber bayağı bizim için verimli bir kamp dönemi geçti. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da bize hemen uyum sağladı. Takımımızın içinde uyum, arkadaşlık bayağı kuvvetli. Hedefimiz belli. İlk yarı bazı sıkıntılar yaşadık. Ama ilk yarıyı biz kafa olarak bitirdik. İkinci yarı yepyeni bir Lean Spor'la sahada olacağız inşallah. Bizim hedefimiz geldiğimizde de belliydi. Hedefimizden hiç sapmadık. Yolumuza devam edeceğiz ve sonunda da ben sezon başında da söylüyordum her yerde. Bu takım bu sene 3. lige çıkacak Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Lean Spor Genel Kaptanı Sayın Yasin Karaslan'la birlikteyiz. Takımımız hakkında Sayın Yasin Karaslan'dan bilgi alacağız. Öncelikle Sayın Yasin Karaslan takımımızın yeni transferleri, kamplar, son durum hakkında bilgi verebilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Sizin gibi Deniz Posyevdalları'nı yanımızda görmek bize güç veriyor, aynı zamanda mutlu ediyor. Kampla başlayalım ilk önce. Kamp, öncelikle kampımız verimli geçti. Aramıza katılan 4 tane yeni futbolcu arkadaşımız, hepsi kampa yetişti. Malum tavşandaki hava şartlarından dolayı burada zor yaşadık bu süreci, devre arası sürecini. Ama iyi geçti kamp olarak. Beklediğimiz verimi aldık. Yeni transferler hakkında da 4 tane yeni transfer yaptık. Birincisi transferler yaptık. İlk önce kaleye takviye yaptık. Harun Bayrakçı arkadaşımız ilk yarıyı Gönen Belediyespor'dan geçirmiş. İkinci olarak İbrahim Kongur, çoğu Balgı takipçisi de tanıyordur arkadaşımızı. Background'ı iyi arkadaşımızın. En son Ünyespor'daydı o da ilk yarı. Orta sahaya takviye yaptık. Emirhan Kılıç, o da Kemerspor'daydı ilk yarıda. Son olarak da Polat Ertek, sol bek takviyesi yaptık. O da ilk yarıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. 3 tane de genç futbol arkadaşımız katıldı. Mustafa Onur ve Barış. Barış özellikle Eskişehir U19'un, onu tanıyabiliriz. Daha önce hazırlık maçta falan da yapmıştım onunla. Eskişehir U19'un sağ bek aynı zamanda kaptanıydı. İnşallah verim alabiliriz arkadaşlardan da. Sizin genel kaptanlığınız döneminde de inşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Takımımıza güvenimiz tam ikinci yarıda. Sizler de bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için. Her zaman bekleriz de. İnşallah her daim Tavşan Ligi Sporumuzu destekçisiniz. Yerel basın olarak da sizin her zaman destekçinizsiniz. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Tamam teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz şu anda basın sözcüsü Özgür Şahin hocamla da, Özgür hocamla da bir iki düşüncelerini almak için Özgür hocamla düşünce alalım. Hocam nedir takımımız hakkında son düşünceleriniz sizinle? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. İkinci yarı hazırlıkları kapsamında önce Tunçbek'te sonra Antalya Kemer'de ve yine bugünlerde yine Tunçbek'te hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ara transfer döneminde gerekli bölgelere, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takviyeler yaptık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gün geçtikçe üstüne koyan bir takım çizgisi içerisindeyiz. Puan durumu olarak evet ikinci sıradayız. Şansımız hala devam ediyor. Bu mücadeleci ruhumuzu da ligin son maçına kadar devam ettirip mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bizim isteğimiz Tavşanlı Lean Spor taraftarlarından ve Tavşanlı halkından bizi yalnız bırakmayarak son maça kadar bizi desteklemeleri, bize inanmaları, bize güvenmeleri. Biz de mesaimizi bu doğrultuda hem futbolcu arkadaşlarımız, teknik heyetimiz, gerek yönetimimiz bu doğrultuda çalışıyoruz ve biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. İnşallah. İnşallah. Özgür Şahin hocama da düşünceler için teşekkür ediyoruz. Başarıdan devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Linspor Tuşbekli tesislerindeyiz. Tesislerde hiçbir zaman deplasman maçları olsun. Buradan Fethi abimize rahmetle anıyoruz. Fethi abi de giderdi. Mehmet Yıldırım, diğer adıyla Ballı Ballı Atom Mehmet yanımızda. Tabii her cefayı çekmiş taraftar olarak. Tabii çok taraftarımız var da şu anda yanımızda olan Mehmet abi. Sayın Mehmet Yıldırım. Yeni sezon hakkında veya ikinci yarı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İkinci yarı inşallah yolun sonu şampiyonlukla biter. İnşallah. Çok mutluyum ben. İnşallah. İnşallah. Kırmızı. Siyah. Kırmızı. Siyah. En büyük. Lüt. En büyük. Lüt. Ballı ballı. Ballı ballı. Bir de İstanbul'dan bir Linspor hayranı var. Şimdi onu tanıyorum. Öncelikle isminiz? İsmim Selçuk Turmuş. İstanbul'dan geldim. Eşim Tavşanlı. Bu sebepten dolayı da Tavşanlı Spor maçlarını yakinen takip ediyorum. Zaten daha önceden de Tavşanlı Spor'un İstanbul'daki işte Güngören standı olsun, Yenibosna standı olsun ki o maçlara da geldim, oradan yakinen izledim. Buraya geldik. Bugün de Tavşanlı Spor'un idmanını izleme fırsatı bulduk. Buradaki işte gerek yönetim, gerek futbolcu, gerek teknik heyetin bu soğuk havada, karlı havada işte özverili çalışmalarına şahit olduk. Tavşanlı Spor'a ikinci yarı maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah hak ettikleri yere en kısa sürede ulaşır ve şampiyon olurlar. İnşallah. Diyorum. İnşallah. Kendine başarılar diliyorum. İnşallah. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, biz taraftar olarak, Linspor'a gönül veren insanlar olarak takımımızın her zaman yanında olalım. Evet. Bu bir değer. Linspor Tavşanlı için marka. Bir marka. Biz de taraftar olarak Linspor her zaman destek olalım. Bu İyi markamızı de. Her zaman iyi güne destekleyelim. Burada emeği geçen Yasin Karaslan arkadaşımız olsun, genel kaptan olarak. Özgür Şahin hocam olsun, teknik ekip olsun. Bir mücadele içindeler. Bu emeklerin karşılığını lütfen bize desteklerimize verelim. Takımımıza her zaman destek olalım. İnşallah bu takım bu sene bu işi başaracak. Herkese Tuşbilek'ten selamlar. Saygılar. Saygılar herkese.